Quark serisi tüm hızıyla devam ediyor. Bugün kırmızı taraftan güncel bir sistem topluyoruz. Bu sistemde ne var diye soracak olursanız işlemci olarak AMD'den Ryzen 5 8400F ve ekran kartı olarak da Gigabyte'den Radeon RX 7600 XT ekran kartı bulunuyor. Gelin şimdi sistem toplamaya başlayalım. Sistemi Gigabyte'den A620MH anakart üzerine toplamaya başlıyoruz. Genel olarak bir anakarta bakacak olursak merkezde bizi AM5 soketimiz karşılıyor. Bu sokette en güncel işlemcileri kullanabiliyoruz. Bu soketi besleyecek fas tasarımı ise 5+2+2 düzeninde kurulmuş durumda. Hemen yan tarafta 2 adet RAM slotu görüyoruz. Burada DDR5 RAM'leri kullanabiliyoruz ve DDR5'in yüksek standardı olan 6400 MHz'e kadar RAM'leri burada kullanabiliyoruz. Ayrıca hem ekran kartımız takacağımız X16 hem de SSD'miz takacağımız X4 slotumuz PCI Express 4.0 teknolojisini destekliyor. Bunun yanında SATA başlıklarımız da bulunuyor. Ayrıca kasasını süslemek isteyenler için hem 3000'li hem de 4000'li RGB başlığı anakart üzerinde bulunuyor ve arka tarafta da son olarak alışılagelmiş olan USB bağlantı noktaları mevcut. Sıra işlemcimizde AMD Ryzen 5 8400F işlemcimiz şu anda yanımızda bulunuyor. Burada Ryzen 5 ailesindeki alışık düzen mevcut. 6 çekirdek 12 iç parçacı, yani hem oyun için hem de farklı uygulamalar, render, yayın gibi uygulamalar için bizim için yeterli olabilecek bir yapıya sahip. Ayrıca uygun bir fiyatı da sunuyor. Bu sayede sevdiğimiz dengeli bir işlemci ortaya çıkmış oluyor. Burada 4.2 GHz'lik temel, 4.7 GHz'lik maksimum turbo boost frekansı görüyoruz. Ayrıca çarpan kilidi de açık. Siz daha fazlasını isterseniz burada overclock yapabilirsiniz. Ancak overclock yapacaksanız mutlaka bu konuda bir bilgiye sahip olmanızı ve de soğutma seçeneklerinden daha güçlü bir soğutma tercih etmenizi öneriyoruz. Şimdi işlemcimizi anakarta yerleştireceğiz. Burada ilk önce soketimizi açıyoruz. Biraz zorlandık. Daha sonrasında burada işlemci üzerindeki üçgenle soket üzerindeki üçgeni denk getiriyoruz. Bu denklik işlemcimizin sağlam montajı için önemli. Burada bu denklikten sonra sokete nazik bir şekilde bırakıyoruz. Buradaki kapağı dilerseniz önceden sökebilirsiniz. Çünkü bu işlemci taktığınızda da zaten atacaktır. Ancak biz burada biraz zorlanarak önceden söküyoruz. Burada kapağı indirip kolu indirdiğimizde montaj tamamlanıyor. Stock fan için buradaki ayakları söküyoruz. Sistemde tercih edeceğimiz RAM'imiz Corsair'dan 16 GB'lık bir tek modüle sahip. 5200 MHz'lik bir frekans hızı bulunuyor. Ayrıca CL40'ta gecikme değeri mevcut. Neden tek modül diye soracak olursanız sistemin fiyatını uygun tutabilmek adına ve günümüzde 16 GB'ın hala yeterli olduğunu düşündüğümüz için tek modül olarak kullandık. Ancak siz dilerseniz burada özelleştirme seçeneklerinden 32 GB'lık seçeneği tercih edebilirsiniz. Bir adet daha RAM ekleyebilirsiniz. Peki tek modülde performans farkı olmayacak mı diye soracak olursanız da DDR5 RAM'lerde DDR4 gibi işlemiyor sistem. Sistem içerisinde, RAM içerisinde yani burada çift kanal gibi çalışıyor. Bu sayede performans farkı hissetmiyorsunuz. RAM montajında da burada kulakçıklarımızı açıyoruz. Ardından RAM'i slota yerleştirip boşluk ve çentik uyumuna dikkat ediyoruz. Bu uyumu sağladıktan sonra bastırıp montajı tamamlıyoruz. Sistemde Goodrem'in PX500 M.2 SSD'sini kullandık. 2000 MB'a kadar okuma, 1600 MB'a kadar yazma yapabiliyor. Bunun yanında 512 GB'lık da bir hafızası bulunuyor. Ancak bu kapasite size yetmezse özelleştirme seçeneklerinde daha farklı hıza ve daha farklı kapasiteye sahip modeller sizi bekliyor olacak. M.2 SSD'mizi hafif çapraz olarak slotuna yerleştiriyoruz. Ardından buradan hafif bastırma ve vidasız kolay bir montaj. Sırada kasamız burada kar beyaz, çok güzel bir kasa görüyorsunuz. Bitfenix'ten Ares model kasa yanımızda bulunuyor. Bu kasayı çok seviyoruz. Birinci olarak mesh panele sahip. Bu sayede içeriye rahat bir şekilde hava alıyor. İçeriye rahat bir şekilde hava almasını sağlayacak 3 adet fan önde. İçerideki havayı tahliye etmeyi sağlayacak 1 adet fan da arkada bulunuyor. Toplamda 4 adet 120 mm'lik fan içerisinde bulunuyor. Bunlar FRGB, yani Fixed RGB. Siz bir uygulama üzerinden veya kontrolü üzerinden animasyonları kontrol edemiyorsunuz. Ancak kendi güzel animasyonlarıyla geliyor ve sisteme şıklık katıyor. Bunun yanında görmüş olduğunuz gibi bir adet camı bulunuyor. Bu sayede sistemin içini rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. İçerisinde bir adet güç kaynağı bulunuyor. Bu sayede 600 watt'lık güç kaynağı ile birlikte gelmiş oluyor ve sistemin fiyatını da uygun bir seviyeye çekmemize yardımcı oluyor. Bunun dışında üst tarafta bağlantı noktaları da mevcut. Burada baktığımız zaman 2 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, 2 adet jack görüyoruz. Biri kulaklık, biri mikrofon, 1 adet güç tuşu, 1 adet yeniden başlatma tuşu ve 2 adet de bilgi ledini görüyoruz. Yukarıda eğer ki siz sıvı soğutma takacaksanız veya sıvı soğutma takmasanız bile sistem içerisinde toz düşmemesi için görmüş olduğunuz gibi bir mıknatıslı filtresi de mevcut. Bunun gibi birçok özellik kasa içerisinde bulunuyor. Gerçekten güzel bir kasa. Anakart montajının ilk adımı buradaki plakayı yerleştirmek. İkinci adımsa anakartı kasaya yerleştirmek. Üçüncü ve son adımsa vidalama.
Sırada bağlantılar var, 24 pin ile başlıyoruz. 24 pinin ardından 8 pin yapıyoruz. Arka tarafta da fanlarımız için Molex bağlantı yapıyoruz. Ön port bağlantılarıyla devam ediyoruz. Burada USB 3.0 bağlantısını yapıyoruz. 3.0'ın ardından 2.0 bağlantısını yapıyoruz. Ve jacklarımız için HD audio bağlantısını yapıyoruz. Son olarak F panel bağlantısını yapıyoruz. HDD LED ile başlıyoruz. Artı taraf solda, eksi taraf sağda. Onun hemen üstüne yine artı solda, eksi sağda olacak şekilde power LED'i yaptık. Burada HDD LED'in yanına reset switch'i, onun da hemen üstüne power switch'in bağlantısını yapıyoruz. Bir hazır sistemden bahsediyorsak en beğenilen, en beklenen parçası ekran kartı oluyor. Buradaki ekran kartımız da Gigabyte'dan Radeon RX 7600 XT. Bu kart çok beğeniliyor. Neden beğeniliyor? Birinci sevilen özelliği 16 GB'lık bir belleğe sahip olması. Bu sayede isterseniz 1440p, isterseniz 1080p oynayın veya bu kartla edit işleri, render işleri yapın, video render alın. 16 GB'lık belleğe gerçekten size çok yardımcı oluyor ve çok hızlı bir şekilde yükleme imkanı sunuyor. İkinci beğenilen yanı tabii ki soğutması, zaten direkt çıkarttığınız an görüyorsunuz. Üzerinde 3 adet fan bulunuyor. Bu fanların ikisi aynı yöne, birisi ise bunlardan tersi yöne dönüyor. Bu sayede içeriye en doğru hava basıncı iletilmiş oluyor. Bu hava basıncı da burada görmüş olduğunuz bu kısma iletiliyor. Burada etli bir soğutma bloğu görüyorsunuz. Gerçekten bu blok kartın serin çalışmasını olanak sağlıyor ve son parçada burada görmüş olduğumuz backplate. Bu hem pasif soğutma yapıyor hem de arka taraftaki bileşenleri korumuş oluyor. Bu sayede kart bütünleşik olarak gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Arka taraftaki bağlantılarda da burada 2 adet DisplayPort, 2 adet HDMI bağlantı noktası bizi karşılıyor. Bu performanstan en iyi şekilde yararlanmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi de AMD'nin Radeon teknolojileri tabii ki. Burada birinci teknolojimiz FSR teknolojisi, AMD'nin ölçeklendirme teknolojisi bu teknoloji. Bu sayede FPS'imiz 3-4 kata kadar artabiliyor ve oyunlarda çok daha akıcı, çok daha iyi bir performans elde edebiliyoruz. Bunun dışında yeni AFMF özelliğiyle birlikte gerçekten FPS'imiz ve oyunun akıcılığı çok artmış oluyor. AMD'nin yeni HyperX özelliğiyle birlikte bütünleşik olarak oyunlarda en iyi ayarı size sunabiliyor. Bunun yanında tabii ki anti-lag özelliği de rekabetçi oyuncuların çok sevdiği bir özellik. Bu da sistemdeki gecikmeyi minimuma indirmiş oluyor. Bunun gibi birçok özelliği AMD'nin yazılımı üzerine kontrol edebiliyorsunuz. Bu yazılımda birçok özellik sizi bekliyor. Performans değerleri, kayıt alma, FPS gösterme gibi birçok özellik sizi bekliyor. Kurcaladıkça yeni bir şey bulacağınızı söyleyebiliriz. Ekran kartı için buradaki yuvalarımızı açtık. Şimdi buradaki klipsi açacağız. Burada Gigabyte'ın güzel bir uygulaması mevcut. Bu sayede rahat bir şekilde açabiliyoruz. Kart takılıyken de burada rahat bir şekilde sökme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Ardından kartımızı slota yerleştiriyoruz. Ufak bir bastırmayla montajı tamamlıyoruz. Tüm montajı tamamladığımıza göre şimdi ilk çalıştırmayı yapabiliriz. Tekte çalıştı sistemimiz, ışıklarımız yanıyor, fanlarımız dönüyor, işlemci fanı, ekran kartı fanı dönüyor. Şu an görünürde ilk etapta herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Şimdi sistemi alıyorum, oyun testlerini yapıyorum. Ardından kapanış için tekrar karşınızda olacağım.
Quark Wonder'ın oyun performansında görmüş olduk. Bu sistemi açıklamalar kısmındaki bağlantıdan satın alabilirsiniz. Ayrıca Topya.com'un mağazalarından da satın alabilirsiniz. Bu gibi sistem incelemelerinden ve kampanyalardan haberdar olmak için de bizi YouTube kanalımızdan ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Bir sonraki Topya.com videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.